Şu Prigojin meselesini konuşuyorduk. Öldü mü, öldürüldü mü Uluç Bey? Efendim, şimdi bu Prigojin'le ilgili olarak belki biraz daha farklı bir boyutta işe bakmak lazım ve daha henüz bu köprünün altından çok sular akacakmış gibi geliyor bana. Şimdi hemen şöyle diyeyim. Çözülmesi zor olan, pek izah edemediğim bir konu. Bir kere bugüne kadar bakın Putin Yeltsin tarafından getirilmiştir göreve. Benden sonra da sen diye. Ondan evvel KGB başkanlığında da Yeltsin'e. Bunu yapan kişi de fevkalade yakın arkadaşı olan Putin'in bir oligarktır. Bu oligark iktidar olduktan sonra Putin 6-7 ay sonra bir daha kendisinden haber alınamayacak şekilde kayboldu efendim. Kayboldu. Yani kayboldu. Yani bir daha nerede olduğu, nereye gittiği, kaçtı mı, nasıl oldu. Ama her halükarda Rusya canını kurtarmak için Rusya dışına çıktı, kaçtığına dair çok ciddi daha o tarihte söylentiler oldu. Ondan sonra Putin'in gene çok yakın arkadaşlar ve arkadaş demeyeyim de mesaiyi arkadaşları olan 7 tane daha, 11'dir toplam sayı ama 7 tanesi gerçekten çok yakın arkadaşı olmasına karşın hepsi kayboldular, öldüler efendim. Evet. Yani öldükleri de görüldü. Şimdi Putin'in esas itibariyle 2 tane bugüne kadar şöhreti var. Bunlardan biri Kinder Çok. Yani herhangi bir şekilde affedici bir yapısı yok. İkinci bir şey daha var. O da bir KGB ajanlığından gelmesi dolayısıyla olaylara yaklaşımında çok daha farklı bir boyutla bu işleri ele alıyor. Şimdi bu manada Prigojin biliyorsunuz onlar başından itibaren yani aşçılık bile yapabilmiş olan, o kadar yakınına girmiş olan bir kişi. Fakat netice itibariyle bütün yakınlığına rağmen ortada yine acaba diye soru işaretleriyle dolaşan bir gelişme var. Şimdi bakın Afrika'da yani daha doğrusu ilk bu ayaklanma yapıldığı zaman Putin bu işi sanki çözmüş ve de affetmiş havasına girdi. Aslında kesinlikle doğru değil. Çünkü ondan sonra yaptığı açıklamalarda ki en son ölümünden sonra yaptığı açıklamalarda bunu Prigojin'in çok net bir biçimde ortaya koydu. Hı hı. Benim en yakın arkadaşım vesaire derken buradan uzaklaştı efendim. Ve evet şuydu buydu ama diye bahanelerle onun bir takım sıkıntıları da olabildiğine dair konuşma yapmaya başladı. Mesela taziye gönderdi işine. Fakat bunu yaparken gerçek anlamda bir arkadaşa olabilecek şekilde davranmadığı bir farklı yaklaşımı da olduğunu da gösterdi. Mesela böyle bu kadar yakın ve bugüne kadar da çok başarıyla işi götürmüş olan bir kişi o cenaze vesaire ile ilgili olarak belki daha farklı boyutta bir yorum yapabilirdi, olmadı. Diğer mesela konu gene de şüphe uyandıran veya ne oldu dedirten bir şey. Efendim başlangıçta 24 saat içinde Prigojin ne olduysa efendim Belarus devreye girdi. Belarus devreye girdikten sonra da işler bir çözüm olaraktan ortaya çıktı. Alo? Evet duyuyoruz efendim sizi. Evet. Bir çözüm şeklinde ortaya çıktı şeklinde 24 saat içinde her şey değişti. Buna karşılık gerçek anlamda bir ihtilal yaşandı orada. Moskova'ya kadar yürüyen bir Prigojin güçleri vardı. Bunlar Beyaz Rusya'ya, Belarus'a gönderilmek suretiyle orada sanki Lukashenko kendi yönünden bunlara hakim olacak vesaire iş bitecek. Bunun da olamayacağını çok net bir biçimde ortaya koyan bir sürü emare var. Ve buradan son anda affedildiği şeklinde bir yorum ortaya çıktı. Ve gittik Afrika'da ortaya çıktı. Yani ölümünden 3 gün evvel Afrika'da. Ve Afrika'dan vermiş olduğu mesaj aslında çok önemli ve aynı zamanda fevkalade kritik. Neden önemli ve kritik?
Efendim, bugüne kadar Afrika dendiği zaman İngiltere ve Fransa. Ama esas itibariyle ben orada Libya'da büyükelçiyken iki tane Afrika'ya gerçek anlamda nüfuz etmekte olan güç vardı. Bir tanesi Çin'di. Çin ama hiçbir zaman ön plana çıkıp da bir güç kullanarak veya bir satın alma yoluyla değil, oraya sessiz sedasız yerleşerek ve o ülkeleri kendine mecbur ve aynı zamanda bağımlı kılacak bir politika izleyerek geldi. Bugünkü koşullarda bir numaralı hakimi Afrika kıtasına Çin'dir. İki numarası da o tarihte Kadafi'ydi. Kadafi de bütün parasını Siyah Afrika için harcardı ve dolayısıyla orada çok ciddi bir prestij sahibiydi. Şimdi öldükten sonra birden bu üç gün evvel yapılan görüşmede Rusya'nın Afrika politikasının hangi boyutlarda olduğunu gösteren bir Prigozhin nutku dinledik. Ve burada bu kadar ileri giden, yani şöyle diyeyim, normal şartlarda Fransa ve İngiltere Afrika'da artık giderek geriliyor. Onların da eski etkinlikleri yok. Ama bunun yanında Rusya'nın ne kadar etkili olup olmadığı hususunda da çok net bir bilgi yoktu. 9 tane ülkede Wagner güçlerinin fiilen varlığının inkar edilmediğini biliyorduk. Fakat bir anda ortaya çıktı ki bu 9 falan değil, çok daha fazla. Ve eski İngiliz ve Fransız sömürgelerinin de bir kısmı dahil olmak üzere Akdeniz'de, Maghreb ülkeleri vesaire, Ruslar çok etkililer. Ve Prigozhin'in burada ortaya koyduğu tutum, bu iş burada bitmemiştir. Afrika'da yine bir cephe açmak suretiyle biz Batı ile mücadelemiz Amerika başta olmak üzere devam ettireceğiz diye çok iddialı bir açıklama yaptı. Bir kişinin buraya kadar giden önemli bir açıklamayı yapabilmesi için en azından asgari ölçüde olsa dahi bir talimatlandırılmış olmasına tabii ihtiyaç vardır. Eve gelsin ki yapsın. Yani kendi başına çıkıp yapamaz bunu. Evet. Şimdi 3 gün evvel bu açıklamayı yaparken benim şahsi kanaatim %99, hatta %100 Putin'le bir talimat almak suretiyle görüşmesini yapmıştır. Peki 3 gün sonra bu uçak düştü. Evet. Ve bu uçağın düşüşü de içindeydi, Utkin içindeydi. O da şimdi bu koşullar altında birisi Prigozhin'i kim ne yaptı diye sorduğu takdirde inanamayacağınız kadar birbiriyle çelişen gelişmeler ve aynı zamanda soru işaretleri var. Benim sadece, yani özetle iki kelimeyle şöyle tamamlayayım. Evet. Ben şahsen diyorum ki bu işin müsebbibi Putin'dir efendim. Ben, yani Amerikalılar bunu böyle iddia etti vesaire diye için söylemiyorum. Evet. Putin yaptı bu işi. Çünkü Putin ihanete affetmez. Bunu yaparken de kendi üzerinde bunun sorumluluğu kalmasın diye bir takım ara formüller de geliştirildi. Afrika'daki de bence budur. Ama bugünkü koşullarda uçak düştüğü zaman taziyeler, işte diğer söylemlerde bu kapsam içinde değerlendirilmelidir diye ben şahsen bakmaktayım. Evet, bu dolayısıyla arada ben bunun masum bir olay olmadığı görüşündeyim. Evet, herhalde stüdyodaki diğer konuklarımız da öyle düşünüyorlar. Hocam. Değil mi İsmail Bey, siz de evet, Putin intikamı alır, affetmez dediniz. Bu arada Wagner, Uluç Bey, Esfender Hocam ve sizler de şüphesiz hatırlayacaksınız. Bizde de Sadat meselesi bir ara çok konuşuldu. Evet. İşte paramiliter kuruluşlara dikkat Libya'da çekildi. Libya'da olduğu söylendi. Tabii Libya'da da çalışmalar olduğu söyledi. Wagner'de bir paramiliter kuruluş değil mi zaten? Yani bir yandan şu da doğru, merak ediliyor. Endişe de ediliyor tabii Rus vatandaşlar tarafından. Wagner ayaklanır mı şimdi? Acaba ne yapar? Hatta bu savaşa doğru ilerletir mi acaba? Tamam, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş zaten bitti diyebiliyor muyuz? Zaten bütün onun önlemini aldı o kararname çıkarak, evet, az önce işte bahsettim. O kararname nedir? Hemen onu da ben açmak isterim. Putin şöyle bir kararname yayınladı, özetleyeceğim. Paralı askerler Rusya'ya bağlılık yemin edecekmiş. Herhalde sizin dediğiniz gibi garanti sağlamak için böyle. Bir şeyden darbe girişimi gelen ayaklanmadan çekiniyor. Aslında, be. Muhtemelen grup başları da tutuklanmıştır, gözetim altına alınmıştır veya yok edilmek üzere bir takım şeyler yapılmıştır Putin
yönetim? Efendim başlangıçta aslında 4 tane öneride bulunulmuş Putin'e. Bu önerilerden 4.'sü üzerinde. Yani artık Rusya'da savunma bakanlığına bağlı olaraktan çalışırlar şeklinde 4.'sü üzerinde mutabakatına bildirmiş Putin. Diğerleri gene işte Afrika'ya gönderelim ve başka şeyler eğitimde kullanalım. Bütün bunlar da var. Bunların hepsini reddetmiş bulunuyor. Şimdi burada Wagner güçleri aslında paralı asker. Evet. Dolayısıyla parasını aldığı ölçüde ne yapıp ne yapmayacağı önemlidir. Bunun ötesinde de zannediyorum savunma bakanlığına bağladığınızda bunun devamı gelmeyecektir ve Wagner'in çok büyük bir ihtimalle ya Rus ordusunun çoğu eskiden olduğu gibi güçlü bir parçası şeklinde değil, zayıflamış, emir kulu haline getirilmiş ve çok büyük bir ihtimalle de birçoğunda parasını da doğru dürüst alamayacağı için hizmet vermekten de imtina edecek bir noktada olduğu bir konuma getirilecek. Yani başka bir deyişle Wagner'in bu dördüncü konuyla ilgili kararname Wagner'in aslında da burada devreden çıkarılmasıdır diye ben şahsen düşünüyorum. Şimdi bunu yaparken yalnız gene izaha muhtaç olan ama nasıl gelişeceğini bilemediğimiz yani bu Afrika politikasına döneceğim. Afrika'da hala hazırda 16 veya 17 tane ülkede Wagner güçleri ciddi şekilde orada hem eğitim veriyorlar hem de oradaki asayişi falan da sağlayacak bir pozisyondalar. Dolayısıyla iktidarları da destekliyorlar. Şimdi Wagner'i bu manada kaybetmek demek Rusya'nın açıktan da hiçbir şekilde davranamıyor biliyorsunuz. Libya'da da aynı şeyi yaptı. Wagner bana bağlı değildir. Tamamen müstakil bir özel kuvvettir şeklinde bir mütalası vardı. İşte böyle baktığınız zaman Prigozhin'in Afrika'da bundan sonraki politikamız diye ortaya koyduğu görüşlerle birlikte mütalaa edildiğinde o zaman bir yanlışlık var gene burada. Evet, burada Rusya bizzat kendi ordusuyla giremeyeceğine göre buraya ve burada Batı da bunun müsaadesini vermeyeceğine göre Wagner üzerinden bugüne kadar elde edilmiş başarılar nereye gidecek? O bakımdan bekleyip görmekte bence yarar var. Daha pek çok sular akacak bu köprülerin altından gibi geliyor bana. Yani bu Wagner'in de ne olup ne olmayacağı meselesinde de ben yani onların tasfiye edilmiş olabileceğini düşünmüyorum. Her halükarda bölük yani ki bu da orada bir planın bir parçası olarak ortaya konuldu. Bunu da okuduk Rusya'dan gelen birçok haberde. Rusya yani Putin kendi karşısında mütecanis birleşmiş güçlü bir Wagner istemiyor. Dolayısıyla burada 9 veya 10 parçaya bölmek suretiyle her birine de farklı bir görev vermek suretiyle bu işi hem kendi kontrolü altında tutabilmek hem de aynı zamanda Rus politikasını yine bundan evvel olduğu gibi sessiz sedasel altından Afrika başta olmak üzere sürdürebilmesini sağlayacak bir çözüm şeklinde değerlendiriyor gibi bir düşüncem var. Evet, şimdi Uluç Bey sizinle devam edeceğiz ama Esfender hocamızı da bu dilimde uğurlayacağız. O yüzden ben ekonomiye dair